Bir defa İslam ekonomi sistemi ne zalim kapitalizmi ne de gaddar hayalci sosyalizmi kabul eder. Kuşkusuz her batıl sistemin doğru olan yönleri de bulunabilir. Elbette İslamiyet kabul etmediği sistemlerin hak olan yönlerini tamamen reddetmez. Söz gelimi kapitalizmde bir nebze kabul gören bireysel teşebbüsler Özel mülkiyet, ticaret, sanat, kar etme esasına dayalı serbest piyasa ekonomisi gibi hususları İslam'ın ruhuna aykırı, genel ahlaka aykırı olmayacak şekilde İslam ekonomi sistemi de kabul eder ve içinde yer verir. Bunun yanında sözde de olsa sosyalizmde ön plana çıkan haksız kazançla mücadele Zengin fakir kesimler arasındaki uçuruma son verme iddiası genel olarak faize karşı olan tavırları İslam'da birer hak olarak kabul görmüş ve bulunmaktadır. Faiz sömürüsü, aldatma veya aldatmayı netice veren ve haksız kazanç sağlayan teamüller gibi olumsuzluk ifade eden bütün unsurlar İslam ekonomik sistemde açık ve net olarak saf dışı bırakılmış ve yasaklanmıştır. İslam ekonomisinin çerçevesi ilkeler bazında değerlendirilmiş olmakla beraber bu çerçeveler dışına çıkılmadığı sürece uygulanacak ekonomik detaylar, zaman ve zeminin şartlarına bırakılmış ve ona göre dizayn edilmesine izin verilmiştir. İslam prensip olarak özel mülkiyet hakkına ve bireysel özgürlüklere tamamen saygılıdır. Mal sahibi ne yaptığını bilmeyen bir çocuk veya ak akıl özürlü olmadığı sürece helal dairede mülkünde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Şayet ehli sahibi değilse bu tasarrufu elinden alınır, aşırı israf ve savurganlık bu haciz durumunun oluşmasına önemli bir emari olabilir. Bugünkü medeni hukukta da bu prensip geçerlidir. Bununla beraber İslam, israf ve cimriliği ahlak dışı davranışlar sırasına koyup kötülemek suretiyle insanları bu tür ahlaki sıkıntılardan uzak tutmaya çalışır. Formel hukuk kapsamında olmasa da ahirete endeksli bir muhtevaya sahip olduğundan kişiye bu konuda dini sorumluluk yüklemiştir. Bu da Müslümanları aşırı uçlardan koruyup orta yol denilen iktisatlı, tutumlu bir orta yola, vasata çekebilir. O halde ister sosyalizm, ister kapitalizm, isterse başka bir isimle ortaya konulan ne kadar sistemler varsa, onların tamamen yegane çaresi İslam'dır. Müslümanların buna uymasıdır. Çünkü İslam hem onların istediği idealleri hem de onlarda olmayan bütün güzellikleri gerçek manasıyla içinde barındırır. Ama onlarda bulunan zararlı şeyleri de dışarıya atarak o zararlardan kişiyi, toplumu ve kurumları muhafaza eder. Öyleyse hem insan aile hayatının hem insan fert hayatının hem de insan toplum hayatının huzur ve saadetini temin etmek isteyenler İslam ekonomik sisteminin temel esaslarını kabul etmeli ve ona göre ticaretini, ekonomisini, aile hayatını tanzim ve tertip etmeli. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın.